BRT Haber Merkezi'nden mutlu günler gün ortasına yansıyan haberlerle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Pile Köyü'nde yaşayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının yaşamını kolaylaştırmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarına Yiğitler Köyü üzerinden ulaşımını sağlamak amacıyla hazırlanan yol projesi gündemindeki yerini koruyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dün gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamada tüm taraflara esneklik gösterme çağrısında bulundu. Açıklamada tampon bölgede Kıbrıs Türk tarafının başlattığı yol çalışmasından ciddi endişe duyulduğu da ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı ise basın açıklamasına sert tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi açıklamasının tutarlı ve adil olmadığını vurguladı. Dışişleri Bakanlığı File Yiğitler yoluna ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yayımladığı basın açıklaması hakkında açıklamada bulundu. Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin açıklamasını talihsizlik olarak nitelendirdi. File Yiğitler yolu projesinin 25 yılı aşkın bir geçmişi bulunduğu, bu süre zarfında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkililerinin her zaman yapıcı bir tutum sergileyerek ilgili kesimlere işbirliği çağrılarında bulunduğu kaydedilen açıklamada, Pile'de yaşayan vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırıcı adımlar atılması yönündeki çağrılarımıza ve taleplerimize kayıtsız kalan başta Birleşmiş Milletler olmak üzere ilgili kesimlerin şimdi bu yol çalışmasını eleştirmeleri oldukça manidardır denildi. Birleşmiş Milletler Barış Gücü ve bazı ülkelerin konuya dair açıklamalarında olduğu gibi, BM Güvenlik Konseyi açıklamasında da yaşanan durumun çarpıtıldığı ifade edilen açıklamada, BM Barış Gücü'nün adadaki başlıca görevinin sükuneti sağlamak olduğu bildirildi. Açıklamada oysa 18 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen gerginlikte Birleşmiş Milletler Barış Gücü asker ve araçları marifetleriyle tamamen insani gerekçelerle geliştirilen, askeri bir amaç gütmeyen bir projeyi engellemeye çalışmış ve tahrik edici bir tutum sergilemiştir ifadelerine yer verildi. Birleşmiş Milletler Barış Koruma ilkeleri incelendiği zaman tarafların rızasını almak ve tarafsızlık gibi unsurların ön plana çıktığının açıkça görüldüğü belirtilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Barış Gücü Kıbrıs Türk tarafının rızasına başvurmadığı halde iyi niyetli yaklaşımımız sayesinde ülkemizdeki mevcudiyetini ve faaliyetlerini sürdürebilmektedir. Bütçesinin neredeyse yarısı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan tarafından karşılanan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün adadaki taraflara tarafsızlık ilkesi çerçevesinde bir tutum sergilemekten ne kadar uzak olduğu ve adada yalnızca bir tarafın sözcülüğü görevini üstlendiği, yaşanan bu olay neticesinde bir kez daha göz önüne serilmiştir denildi. Açıklamada, her egemen devlet gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de kendi topraklarında vatandaşlarının yararına olacak projeler gerçekleştirme yetkisi bulunduğu kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, ara bölgede defalarca ihlaller gerçekleştiren ve başta Pile Köyü olmak üzere tüm ara bölgede daimi ihlalleri bulunan Rum tarafına bugüne kadar hiçbir uyarı ve müdahalede bulunmayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Pile Yiğitler yolu çalışmalarının taraflarca müzakere edilerek yapılması çağrısı tutarlı ve adil bir yaklaşım değildir vurgusu yapıldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi açıklamasında ayrıca her zaman olduğu gibi tüketilmiş formülü empoze etmeye çalışmaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üye ülkelerine Kıbrıs'ta iki ayrı halk ve devlet olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlatır. Bu gerçeğin kabul edilmesi ve saygı gösterilmesinin atılacak en doğru adım olduğunu vurgulamak isteriz ifadelerinin yer aldığı açıklamada, Kıbrıs meselesinde bir anlaşmaya varılmasının, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarına saygı çerçevesinde, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde işbirliğine açık yeni bir sürecin başlamasından geçtiği belirtildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Pile Yiğitler yolu gerginliğine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. Açıklamanın arazideki gerçeklerden kopuk olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Barış Gücü Kıbrıs Türklerinin güvenini yitirmekte ifadelerine yer verdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Pile Yiğitler yolu inşası sırasında yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamasının arazideki gerçeklerden tamamıyla kopuk olduğunu vurguladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, açıklama konuya herhangi bir olumlu katkı getirmemekte, süreci aksine zorlaştırmaktadır. 18 Ağustos tarihinde yaşanan hadiseler konusunda kullanılan ifadeler gerçekleri çarpıtmakta ve yaşananları yanıltıcı bir şekilde yansıtmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konu hakkında yapılan açıklamayı tümüyle destekliyoruz ifadelerine yer verildi. Pide köyündeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının kendi vatan topraklarına doğrudan ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan Pide Yiğitler yolunun inşasının insani bir proje olduğu vurgulanan açıklamada, yol çalışmalarına ilişkin bildirimin çok önceden yapıldığı, hal böyleyken yol inşaat çalışmalarına Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerince yapılan fiziki müdahalenin gerginliğin sebebi olduğu kaydedildi. Açıklamada, Birleşmiş Milletler Barış Gücü 18 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü ihlal ederek yol projesini hakkaniyetsiz bir şekilde engellemeye çalışmış, bu esnada hem kendi personelini hem de yol yapımında görev alan tüm çalışanları tehlikeye atmıştır. Nitekim bu sorumsuz davranış sonucunda 4 BM Barış Gücü personelinin, 8 de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşının yaralanmış olmasından üzüntü duyuyor, kendilerine acil şifalar diliyoruz. Birleşmiş Milletler Barış Gücü, Kıbrıslı Rumların 1963 yılında ortaklık devletini gasp ederek Kıbrıs sorununa sebebiyet vermelerinin kısa süre ardından 1964 yılında Kıbrıs adasında konuşlandırılmıştır. BM Güvenlik Konseyi'nin basın açıklamasındaki tüm izinsiz inşaatların kaldırılmasına yönelik çağrısının da Ara Bölge ve Pile Bölgesi'ndeki Türk tapulu arazilerden geçen Larnaka-Dikelya-Aynapa yolunu, keza Ara Bölge'den geçen Pile Voroklini yolunu, Pile'deki üniversite binasını ve Ara Bölge'de ihlali teşkil eden diğer çok sayıda inşaatı yıllar içerisinde gerçekleştirmiş olan Kıbrıs Rum tarafına yönelik olduğunu varsayıyoruz ifadelerine yer verildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin adadaki iki tarafa eşit muamele sergilemekle ve tarafsız davranmakla mükellef olduğu vurgulanan açıklamada, 18 Ağustos'ta yaşanan hadise gibi gelişmelerin, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün Kıbrıs Türklerinin güvenini yitirmekte ve Kıbrıs'ta meselenin bir parçası haline gelmekte olduğuna işaret ettiği kaydedildi. Açıklamada, bu gidişatın önüne geçilmesi ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın barışı koruma misyonlarından beklenen tarafsızlığı ortaya koymasının sağlanması, BM Güvenlik Konseyi'nin görevidir denildi. Pile Yiğitler Yolu Projesi ile ilgili yaşanan süreç Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının da gündemindeydi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'le yaşanan yol gerilimine ilişkin net mesajlar verdi. Birleşmiş Milletler askerlerinin müdahalesi kabul edilemez diyen Erdoğan, barış gücünün müdahalesi ne hukuki ne de insani yanı olduğunu, barış gücünün gerek köylülere fiziki müdahalesi gerek sonrasında talihsiz açıklamalarla tarafsızlığına gölge düşürdüğünü ve yaralı itibarını daha da zedelediğini söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. 3 saat süren toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pile'de Birleşmiş Milletler'le yaşanan yol gerilimine ilişkin olarak da konuştu. Binlerce yıllık tarihinde sömürgecilik lekesi olmayan bir milletiz. Nasıl bir başkasının hakkına el uzatmıyorsak, ülkemizin ve milletimizin ve kardeşlerimizin hakkının yenilmesine de seyirci kalmıyoruz. Geçen Cuma günü Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik alanındaki topraklara yönelik fiziki müdahalesi bizim açımızdan asla kabul edilebilir bir durum değildir. Pile köyünde yaşayan Kıbrıs Türk'ünün kendi vatan topraklarına ulaşımını engellemek ne hukukidir ne insanidir. Barış Gücü gerek köylülere yönelik fiziki müdahalesi, gerekse müdahale sonrası yaptığı talihsiz açıklamalarla tarafsızlığına gölge düşürmüş, zaten yaralı olan itibarını daha da zedelemiştir. Uluslararası hukuka aykırı davranışların bölgede tansiyonu yükselttiğini, söz konusu müdahaleyi iyi niyetli bulmadıklarını ifade eden Erdoğan şöyle konuştu. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nden beklenen istikrarı bozucu davranışlar yerine isminin hakkını vererek
adadaki tüm tarafların insani ihtiyaçlarının çözümüne katkı sunmasıdır. Garantör bir devlet olarak ara bölge başta olmak üzere adadaki emrivakilere ve hukuksuzluklara rıza göstermeyeceğimiz bilinmelidir. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi Rum kesiminin hak hukuk tanımaz, sürekli tek taraflı taleplerini dayatan uzlaşmaz tavrıyla baş başa bırakmayacağız. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın geçen yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne anayasal ismiyle kucak açtığını da vurgulayarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temsilcilikler açmaya hazırlanan ülkeler bulunduğunu, Avrupa Birliği'nin de bu gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamanın çok talihsiz olduğunu dile getirdi. 2015 yılında devreye aldığımız su temin... Sayın seyirciler, kamuda tek tip mesaiye geçiliyor. Cuma günü meclisin olağanüstü birleşiminde ele alınacak yasa düzenlemesi mecliste onaylanırsa 18 Eylül'de yürürlüğe girecek. Kamuda tek tip mesaiye geçilmesi konusu meclisin 25 Ağustos Cuma günü yapılacak olağanüstü birleşiminde ele alınacak. Meclis İdari Kamu Sağlık İşleri Komitesi'nden oy birliğiyle geçen tasarılar, mecliste onaylanırsa tek tip mesai 18 Eylül'de yürürlüğe girecek. Yasa değişikliklerinin onaylanması halinde kamuda çalışma saatleri yaz-kış aynı olmak üzere pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 8-15.30, perşembe günleri ise 8-12.30, 13-17.30 olarak düzenlenecek. Kamu görevlileri yasasının çalışma saatlerini düzenleyen 105. maddesinde kamu görevlilerinin haftalık çalışma süresi yaz mesaisinde 35, kış mesaisinde 40 saat olarak belirlenmişti. Vatandaşın daha uzun süre hizmet almasını sağlayıp kamu hizmetlerinde verimliliği artırmak ve ek çalışma ödeneklerinin yol açtığı mali külfeti azaltmak gerekçesiyle hazırlanan değişiklik, kamu görevlilerinin haftalık çalışma süresinin yaz ve kış aylarında değişmeyerek 39 saat olmasını öngörüyor. Kamu görevlileri yasasında yapılan değişikliğe paralel, devlete bağlı kurum ve kuruluşların yasalarının da değiştirilmesi amacıyla da tasarılar hazırlandı. Vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileriyle kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 39 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek. Sayın seyirciler, şampiyon meleklerin isimleri yaşatılıyor. Başkent Lefkoşa'da Acil Durum Hastanesi bahçesine yapılan parka Şampiyon Melekler Çocuk Parkı ismi verildi. Acil Durum Hastanesi bahçesine yapılan çocuk parkına şampiyon meleklerin anılarını yaşatmak için Şampiyon Melekler Çocuk Parkı ismi verildi. Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doktor Erol Uçaner, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doçent Doktor Deren Uygar, Lefkoşa Doktor Burhan Labantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Adil Özyılkan ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya park bahçesinde basına açıklama yaptı. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya konuşmasında 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz canlarımızın adının yaşatılması için Acil Durum Hastanesi bahçesine yapılan çocuk parkına Şampiyon Melekler Çocuk Parkı ismi verildiğini söyledi. 6 Şubat 2023 tarihinde kaybettiğimiz canlarımız bizim her şeyimizdi. Bugün burada çocuk hastanesinde olmamızın nedeni Şampiyon meleklerimizin adlarının yaşatılması için yapılan parkın açılışı için. Bu parkın yapımında proje aşamasından gerçekleştirme aşamasına gelinmesinde yardımcı olan, destek olan, vesile olan herkese Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği adına, tüm aileler adına bizler teşekkür ederiz. Şampiyonlarımızın adı bir ömür boyu yaşayacaktır, yaşatılacaktır. Onların azmi, pes etmemesi tüm çocuklara, buraya gelen herkese örnek olacaktır. Ve şampiyonlarımız hiçbir zaman ölmeyecektir. Sonuna kadar bizimledirler, yaşayacaktırlar. Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doktor Erol Uçaner de konuşmasında kelimelerim yetersiz kaldığı anlardan birini yaşadıklarını ifade etti. Bizim buradaki amacımız İSİAS'ın ortak davamız olduğunun üzerinde durmak. Hayatını kaybeden meleklerimizin isminin tüm adada
var olan başka noktalarda olduğu gibi burada da yaşatılması için küçük bir katkı koymaktı. Bunu da sadece küçük bir park alanında bu isimlerin yaşatılmasıyla, Şampiyon Melekler isminin yaşatılmasıyla, Sağlık Bakanlığı bünyesinde Acil Durum Hastanesi içerisinde yaşatmak bizim için de sadece bu çorbaya küçük bir tuz katkısı olarak kayıtlara geçmesi bizim için yeterli olacaktır. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doçent Doktor Deren Oygar da konuşmasında çocukların hatıralarını yaşatmanın görevleri olduğunu söyledi. Ailelerle ve dernekle birlikte kendim adıma, bakanlığım adına söz veriyorum. Ömrüm boyunca bunun için mücadele vereceğim. Gerek adalet savaşlarında yapabileceğim bir şey varsa yapacağım. Bütün halkımıza bu çocukların hatırasını yaşatmak için sadece ömrümüz boyunca değil, bizim de bir ömrümüz var. Ömrümüzden de biz öldükten sonra da kalıcı olacak şeyler yapmak için hepimiz birlik olmalıyız. Ben bu düşünceyi burada çocuk hastanesi olması için, çocuk hastanesi olduğundan dolayı burası da çok anlamlıdır bu düşünce. Bu düşünceyi ortaya çıkaran ve bu işin olması için çalışan, emek koyan, katkı koyan herkese sonsuz teşekkür ederim. Nefkoşa Doktor Burhan Navantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Adil Özyılkansa konuşmasında depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşların ve çocukların anısını yaşatmanın önemine dikkati çekti. Anılarını yaşatmak, onların adına layık bir şekilde mücadele etmek için hepimizin, tüm Kıbrıslı olarak herkesin bu konuda gerektiğinde gerektiği adım atacağının canı gönülden inanıyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası yetkilileriyle görüştü. Çalışma hayatıyla ilgili eksikliklerin farkında olduklarını söyleyen Gardiyanoğlu, sizin önünüzün açılması, ülke ekonomisinin önünün açılması anlamına gelir dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası As Başkanı Sercan Görgüner Bahçeci ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Gardiyanoğlu kabulde yaptığı konuşmada bakanlık olarak amaçlarının çalışma hayatını birebir etkileyen odalarla ilişkileri ilerletmek olduğunu kaydetti. Çalışma hayatıyla ilgili yapılması gerekenler konusunda çalışma başlatıldığını söyleyen Gardiyanoğlu, bu amaçla Müteahhitler Birliği, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile toplantı planladıklarını belirtti. Şu andaki bütün enerjimizi bu konuya vermek arzusunda. Çünkü sizin önünüzün açılması demek, bizim önümüzün açılması demek, ülke ekonomisinin önünün açılması demek. Sercan Görgüner Bahçeci de oda olarak beklentilerinin bakanlıkla yakın ilişkilerin ilerletilmesi olduğunu ifade etti. Şu anda 15 bin çalışanıyla yaklaşık 2100 iş yerimiz mevcut sanayi olarak. 15 bin çalışanın yanında aileleriyle çok büyük bir katkı sağlamakta sanayi ve üretim ülke ekonomimize. Bunu geliştirmek için buradayız. Hem çalışan istihdamın gelişmesi hem de ekonominin gelişmesi için birlikte çalışmalar sürdürmek hedefindeyiz. Teşekkür ederim. Sanayi Odası. Şimdi yurt dışına uzanıyoruz. Yunanistan'da orman yangını 3. gününde. Şiddetli rüzgar alevlerle mücadeleyi güçleştiriyor. Yunanistan'da orman yangınları 3. günde geniş alana yayıldı. Çok sayıda kişi tahliye edildi, 200'den fazla itfaiyeci, 60'dan fazla noktada alevlerle mücadele ediyor. Yangın Türklerin yoğunlukta olduğu köylere ulaştı. Türkiye sınırındaki Meriç bölgesinde çok sayıda yerleşim birimi boşaltıldı. Yangında bir kişi hayatını kaybetti. Ölen kişinin göçmen olduğu tahmin ediliyor. Diğer yandan Dede Ağaç'taki devlet hastanesi de tedbir amaçlı boşaltılmaya başlandı. Yangınlara 200'den fazla itfaiyeci müdahale ederken 18 yangın söndürme uçağı da havadan destek veriyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Romanya'da Yunanistan'a destek için yangın söndürme uçağı ve itfaiye ekibi gönderdi. Batı Trakya'daki Rodop kentinde de alevler yükseldi.
Yangın Türklerin yoğunlukta olduğu Yassıköy, Narlıköy, Susurköy, Kozludere, Çepenli ve Müsellim köylerini etkisi altına aldı. Dünya Sağlık Örgütü COVID-19'un yeni varyantları konusunda uyarı yaptı. Dünya Sağlık Örgütü son dönemde COVID-19'un yeni varyantlarının dünya genelinde vaka sayısını artırması karşısında ülke yönetimlerine daha fazla test, vatandaşlara ise sükunet çağrısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü Margaret Harris, son dönemde yeni varyantlar nedeniyle COVID-19 vakalarında yaşanan artış, bu durumun yetkileri ve Dünya Sağlık Örgütü'nün ülkelerden beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son birkaç haftada dünya genelinde COVID-19 vakalarında artış yaşandığını anımsatan Harris, vaka artışlarıyla beraber ölen kişi sayısında bir artış yaşanmaması iyi bir haber. Henüz hastanelerin de ağır hastalarla dolu olduğunu görmüyoruz ancak artan vaka sayısından kesinlikle endişeliyiz dedi. Harris varyantı özellikle Asya ve Çin'le aynı zamanda Amerika'da vakalardaki artışla ilişkilendirildi diyen Harris, bu varyantın daha şiddetli veya ölümcül olduğunun gözlemlenmediğini vurguladı. Harris son olarak ortaya çıkan BA.2.86 varyantına yönelik erkenden hassasiyet gösterildiğine işaret ederken, bu varyanta henüz yalnızca 3 ülkeden 3 vakada rastladıklarını kaydetti. Doktor veya hastanelerden COVID-19 testi yapmasını istiyoruz diyen Harris, COVID-19 semptomları olan bireylere de toplu ortamlara girmemeleri yönünde çağrıda bulundu. Son dönemde artan vakalardan dolayı bazı ülkelerde yeniden maske takılması konusunun gündeme getirildiğini belirten Harris, bu gerçekten alınması gereken bir karar. Bulaşma seviyesinin ne olduğunu gerçekten biliyorsanız bu kararı alabilirsiniz diye konuştu. Aşıların yeni varyantlara karşı etkili olmadığına ilişkin iddiaların olduğuna da değinen Harris, bunun doğruluğu konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını kaydetti. Margaret Harris, aşılarla insanlara en iyi nasıl koruyacakları konusunda kararlar verebilmek için ülkelerde yapılacak COVID-19 testlerinin ve bunların sonuçlarının Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirilmesinin önemini işaret etti. Genel olarak ülkelerin sağlık sistemleriyle ilgili bilgi ve yoğun bakım ünitelerinin COVID-19'lu hasta sayısı nedeniyle baskı altında olup olmadığını Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirmediğini kaydeden Harris, ülkelerin bu verileri toplamasına ve rapor etmesine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Harris, insanların COVID-19'un yeni varyantları karşısında çok endişe etmesine gerek yok. Ancak COVID-19 testi yaptırmaya devam etmek kritik önem taşıyor. COVID-19'un hala bitmediğini hepimiz anlıyoruz dedi. Yeniden ülkedeyiz. Ülkede yok olmaya yüz tutmuş kozacılık ve ipek dokuma geleneği yeniden hayat buldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar'ın öncülüğünde yaşama geçen İpek'in Kuzey Kıbrıs'ta yeniden doğuşu projesinin lansmanı Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirildi. Gecede konuşan Sibel Tatar, proje ile kültürel değerlerin yeni bakış açısıyla harmanlanarak Kuzey Kıbrıs'ın ürünü haline geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Kıbrıs Türkü'nün geçmişten gelen kültürel varlığına sahip çıkıp bunları genç nesillere taşınmasının önemine vurgu yaptı. Gecede Kozada markası adı altında üretilen ürünler de tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar'ın öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen İPEK'in Kuzey Kıbrıs'ta yeniden doğuşu projesinin lansmanı Cumhurbaşkanlığında yer aldı. Çok sayıda konuğun katıldığı gecede konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, yaklaşık bir yıl önce Kıbrıs Türk İşlemelerini Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Dervişe Çeliker'in önerisiyle projenin temellerinin atıldığını söyledi ve yaşanan süreci anlattı. Projeye katkı koyan katılımcılarla ilgili bilgi veren Sibel Tatar, herkese emeklerinden dolayı teşekkür etti. Projeyi yaptık, birçok insanın emeği var, Kıbrıs'ın ürünü burada. Şunu söylemek istiyorum, bugün burada emeğin, inanmanın, çalışmanın ve geçmiş tarihimizin kültürel değerlerinin güzel yeni ve yeni bakış açısıyla, tasarım bakış açısıyla, kadın emeğiyle ve harmanlanarak, tamamlanarak ve tamamıyla doğal ürünlerle ve doğal yöntemlerle kullanılarak Kuzey Kıbrıs'ın ürünü haline gelebilmesini ve gelebileceğini göreceğiz şu an şurada. Çalışmanın ve yaptığın işe inanmanın sonucunda üretebileceğimizi ve kazanabileceğimizi göreceğiz. Haydi Kuzey Kıbrıs, bu ürünü
sen hayata geçirdin. Daha nicelerini yapabilirsin. Üreten ve kazanan Kuzey Kıbrıs'a. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'sa eşi Sibel Tatar ve ekibine teşekkür etti. Kıbrıs Türkü'nün geçmişten gelen kültürel varlığına sahip çıkıp bunları genç nesillere taşımasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, çalışmak ve üretmenin işin esası olduğunu söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir cazibe merkezi olarak altyapısıyla, üst yapısıyla, her türlü uluslararası temasıyla üzerimizde oynanan çeşitli farklı acımasız oyunlara rağmen engellemelere, kısıtlamalara, her türlü bizleri bu dünyadan kopartmak için karşı taraftaki zihniyete karşı bizim cevabımız biz varız, var olacağız çünkü biz üretiyoruz, biz düşünüyoruz, biz dünyalıyız ve geçmişten gelen bu ülkedeki varlığımızın esası olan kültürel dayanağımızın gelecekte de üretime dönüştürülmesiyle işte buralarda hem üretim, hem refah, hem mutluluk, hem de milli değerlerimizi taşıyarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bütün dünyaya tanıtmak, çalışarak, üreterek tanıtmak. Pile'de yaşananlara işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Pile'deki vatandaşların kendi bölgelerine ulaşmak için yaşadığı mağduriyetin bir yol çalışmasıyla giderilmesini çok görenlere söyleyecekleri tek şeyin biz varız ve var olmaya devam edeceğiz olduğunu vurguladı. Biz bu topraklarda iki eşit halkın bir tanesi izleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının özden gelen egemenlik haklarıyla var olmaya devam edeceğini söyledi. Konuşmaların ardından projeye katkı koyanlara teşekkür belgeleri ve plaketleri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar tarafından sunuldu. Gece kadınların geleneksel dokuma yöntemleriyle Kozada markası adı altında dokuduğu kumaşlardan elde edilen ürünlerin tasarımcı Münise Ağgil tarafından tanıtılmasıyla sona erdi. Sayın seyirciler, polis 3000 Amerikan doları sahte banknotun tedavülde sürüldüğünü tespit etti. Vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyardı. Girne'de faaliyet gösteren bir kumarhanede müşteri tarafından tümü yüzlük banknotlardan oluşan toplam 3000 Amerikan doları sahte banknotun tedavüle sürüldüğü tespit edildi. Polis 30 Temmuz 20 Ağustos tarihlerinde tedavüle sürdüğü tespit edilen sahte paralardan daha önce piyasaya sürülme ihtimaline karşı ellerinde belirtilen seri numaralarıyla başlayan yüzlük ABD doları cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlarla para alım satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların dikkatli olmasını istedi. Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre şüpheli görülen kişilerin en yakın polis merkezine bildirilmesi istendi. BRT Haber Merkezi'nden gün ortasına yansıyan haberler böyleydi. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın. Basketbolda 6 Eylül'de yapılması hedeflenen seçimli genel kurul öncesi kulüpler ikinci toplantıyı da gerçekleştirdi. Mevcut başkan Orhun Mevlit ve aday olma isteğini belirten Ali Tüzünkan da Lefkoşa'da yapılan toplantıya ayrı ayrı katılarak katılımcı 8 kulüple görüş alışverişinde bulundu. Kulüpler genel kurulda tüzük değişikliği istiyor. Başkan ve yönetiminin görev süresinin 2 yıl olması, genel kurulda tek aday olması durumunda oylama yapılması ve %50+1 çoğunluk aranması, başkan adaylığı içinse 3 yıllık hizmet şartı ve üniversite mezunu olma veya 10 yıl basketbola hizmet etmiş olma şeklinde değişiklik yapılması yönünde hemfikir olundu. Toplantıya katılan kulüpler daha sonra Federasyon Başkanı Orhun Mevlit'i toplantıya davet ederek aldıkları kararları iletti. Ardından Federasyon Başkanlığına aday olan Ali Tüzünkan ve ekibiyle görüşen kulüpler, genel kurul süreci ve sonrasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunup toplantısını tamamladı. Öte yandan Mevlit Başkanlığındaki federasyon yönetimi de seçim gündemine dair toplantı gerçekleştirdi. Yönetim, başkanlık seçiminin yapılacağı genel kurulun 6 Eylül'de yapılması yönünde fikir üretti.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, TED Kuzey Kıbrıs Kampüsü ile ülke sporuna katkı amaçlı gerçekleştirilecek proje anlaşması için ülkeye geliyor. Özbek, işbirliği anlaşmasına imza koymak amacıyla 24 Ağustos Perşembe günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacak. Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in imza koyacağı projeye imza töreni saat 19'a TED Kuzey Kıbrıs Koleji yerleşkesinde yapılacak. 7. Bedis Amatör Plaj Voleybol Ana Turnuvası'nın ikinci ayağı da yapıldı. Boğaz Endüstri Madencilik ana sponsorluğunda Süleyman Repke'nin Osman Çetin Taşhanası'nın organize ettiği turnuva final maçlarıyla tamamlandı. 130 dolayında sporcunun Yeni Boğaziçi Bedis Plaj'ında iki kategoride iki gün verdiği mücadele sonunda kadınlarda rahatta kal, erkekler kategorisinde ise Kopman Kapi şampiyon oldu. Final maçlarında rahat takal kadın takımı Material Girls'ı, erkeklerde ise Kopbank Happy Aras Kars'ı 2-0'lık sonuçlarla yendi. Turnuvanın en değerli oyuncuları Nehir Çatankaya ile İsmail Kobancı seçildi. En iyi seyirci ödülü ise Refika Yavuz'a verildi. Green Pedal Bisiklet Kulübü'nün gelenekselleştirdiği ada turu yoğun katılımla gerçekleşti. Beşincisi düzenlenen ve Karpaz Parkuru'nda yer alan organizasyona farklı yaş gruplarından yüksek katılım oldu. 200 kilometrelik parkur sonunda konuşan Green Pedal Kulübü Başkanı Erhan Bolkan, spor yapmanın önemine vurgu yaparak, bu tür organizasyonların esas amacının her yaştan bireyin bisiklet sürebileceğini göstermek ve trafikte farkındalık yaratmak olduğunu ifade etti. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Samsunspor 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertliler böylece puanını 6'ya çıkardı. Samsunspor ise 1 puanda kaldı. Fenerbahçe ligin ilk haftasında 2-1'lik Gaziantep galibiyet elde etmişti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan playoff turu ilk maçları bugün ve yarın oynanacak. Bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilci Galatasaray yarın Norveç'in Molde takımına konuk olacak. Tümü saat 22'de başlayacak. Bugünkü karşılaşmalar Royal Antwerp, AEK, Rakov Kopenhag ve Rangers'la PSV Eindhoven takımları arasında oynanacak. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın 100 metre yarışında şampiyonluk Amerika Birleşik Devletleri atletlerin oldu. Kadınlar 100 metre finalinde genç sporcu Shikari Richardson 10.65'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak birinci olurken Jamaikalı Sherika Jackson ikinci, Shelly-Ann Fraser-Pryce da üçüncü sırada bitirdi. Erkekler 100 metrede Birleşik Devletleri atlet Noah Lyles 9.83'lük derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Botswanalı Redsil Tebago 9.88'lik derecesiyle gümüş madalyanın madalyaya uzanırken Birleşik Krallık'tan Zernal Hüsse aynı dereceyle bronz madalya kazandı. Türkiye Amirli Kadın Voleybol Takımı 2023 Avrupa Şampiyonası C grubunda Çekya'yı 3-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Ay Yıldızı takım gruptaki 4. maçında yarın saat 18'de Yunanistan'la karşılaşacak. Son 16 turu 26 Ağustos'ta başlıyor. Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 tur maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya ve Belçika'da yapılacak. Yarı finaller 1 Eylül Cuma üçüncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Belçika'da oynanacak. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Merhabalar efendim, merhabalar. Evet, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin az üzerinde seyrediyor. Yani bu ne oldu? 38 derecelerde uzun yıllar ortalaması, 39 derecelerde seyrediyor. Ve bugün de yarın da bu hava sıcaklığı 39 derece santigrat iç kesimlerde olmasını bekliyoruz.
Sahillerde neyse nedir durum? 33-36 derece. Evet, hafta sonuna doğru tetricen azalmasını bekliyoruz. Neyin? Sıcaklıkların. Nem oranı yine %50-%60'larda seyredecek. Evet, alçak basınç sistemiyle sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi devam edecek. Devam edecek. Bugün Kıbrıs'ta hava açık ve az bulutlu geçecek. Ve en yüksek hava sıcaklıkları Lefkoşa'da 39 derece, Lefke'de 31, Güzelyurt'ta 33, Alev Kayası'nda 32, Girne'de 33, Gazimağusa'da 34, İskele'de 35, Larnaka'da 33 ve Karpaz Yarımadası, Yenerenköy, Dipkarpaz, Mehmetçik ve Zafer Burnu'nda da 33 derece. Ve Limasol'a geliyorum. Limasol'da havanın açık az bulutlu geçeceğini zaten söylemiştim. En yüksek hava sıcaklığı da 34 derece Limasol'un. Baf'ın 33 derece ve Trodos'ta ise 31 derece efendim. Ve gecemiz açık geçecek. Ve en düşük hava sıcaklıklarımız Güzelyurt ve Lefkoşa'da 20, Alev Kayası'nda 21, Lefke'de 24, Girne'de 25, Yenerenköy, Dipkarpaz ve Mehmetçik'te 24, İskele'de 25, Gazimağusa'da 26, Larnaka'da 25, Leymos'unda 23, Baf'ta 24 ve Trodos'ta 20 derece. Ve yarın Kıbrıs'ta hava açık ve az bulutlu geçecek. Yine en yüksek hava sıcaklıkları mevsim normallerinin az üzerinde seyredecek ki Lefkoşa'daki en yüksek hava sıcaklığı 39 derece. Lefke'de 35, Güzelyurt'ta 37, Alev Kayası'nda 36, Girne'de 35, Yenerenköy, Dipkarpaz ve Mehmetçik'te 35, İskele'de 36, Gazimağusa'da 36, Larnaka'da 34, Limasol'da 33, Baf'ta 31 ve Trodos'ta 4 derece. Evet, sıcak havanın etkisindeyiz. Orman yangın olasılığı ve ultraviyole radyasyonumuz çok yüksek. Ne yapmıyorduk? Ateş yapmıyorduk. Ve bir daha önemli olan, güneş altında 10 dakikadan fazla durmuyorduk efendim. Ve denizlerimizde deniz suyu sıcaklığı 31 derece. Oldukça sıcak efendim, oldukça sıcak. Ve rüzgarlarımız kuzey sahilde ve batı sahillerimizde, güney ve batıdan, güney ve doğu sahillerimizde ise güney ve batıdan 3 ile 5 kuvvetinde. Orta dalgalı bir deniz, 1-2 metrelik de bir dalga boyu oluşacak bugün denizlerimizde. Fırtına beklenmiyor efendim. Ve yine güzelim Kıbrıs'a geldim. Neyine bakıyorum? Havalarına bakıyorum efendim. Havalar açık ve az bulutlu geçecek. Hava sıcaklıkları bugün ve yarın 39 derecelerde seyrederken diğer günlerde özellikle hafta sonuna doğru tetricen bir düşüş bekliyoruz. Bu da mevsim normalleri civarına düşüşe denk gelecek gibi görünüyor efendim. Evet, diğer yayınlarımızda buluşmak üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.